Tekrar Ankara'ya döneceğim. Nasuh Güngör de aramıza katıldı. Nasuh Güngör, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Herkese iyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün Ankara'ya pozitif ayrımcılık yapacağım. Seninle devam edeceğim. Yeni geldin ama konumuz CHP'deki vekillik listelerinde son durum ne oldu, ne bitti? Biraz önce Ali Aydar Fırat bize bazı bilgiler verdi. Senin duyumların var mı bu 4 partiye verilecek vekillik sayısı ile ilgili? Kime daha fazla verilecek, nerelerden gösterilecek bunlar? Bir tartışma yaşanıyor mu? Senin duyumların neler? Şimdi rakamsal olarak çok büyük rakamlardan daha da giderek daralan rakamlara doğru ilerliyoruz. Aslında 2 gündür bu bilerek bir stratejinin ürünü olarak mı yapılıyor bilmiyorum ama şöyle bir yol izleniyor benim gördüğüm kadarıyla. Ali Aydar o konulara kuşkusuz bizden daha fazla, özellikle benden daha fazla hakimdir. Kamuoyuna bazı isimler, bazı listeler sızdırılıyor ya da sızıyor. Bunlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyundan bir takım eleştiriler geliyor. Ondan sonrasında da yeniden yeni bir takım isimler, listeler geliyor, kayboluyor. Bunlar daha çok sosyal medya üzerinden ama bir kısmı etkin isimler üzerinden de yapılıyor. Mesela ben 2 gündür bunu gözlemliyorum. Burası çok ilginç. İkincisi, gördüğüm kadarıyla şöyle bir sıralama var. Rakamsal bir sıralama bu aslında ama rakamların kaç olduğunu bilerek söylemiyorum. En fazla DEVA üzerinden, hani eşitlenir mi eşitlenmez mi konusunda ben çok emin değilim. Hemen akabinde Saadet Partisi, daha sonrasında Gelecek Parti, son olarak da Demokrat Parti. Şimdi farklı oranlarda seçilecek rakamlar verilirse ne olabilir tartışması zaten uzun zamandır devam ediyor. Burada benim gördüğüm kadarıyla, isterseniz çok küçük bir liflerini ayırarak söyleyelim, Demokrat Parti ile ilgili bir sorun görünmüyor. Yani Demokrat Parti zaten başından beri Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde yer almakla ilgili kararından zaten herhangi bir şekilde ayrılmış ya da sapmış değil. O yüzden orada 2 ya da 3 milletvekili seçilecek ki 3 fazla da olabilir, belki 2 de olabilir, çok emin değilim ama maksimum 3. O öyle görünüyor. Fakat diğerleriyle ilgili müzakere süreci veya herhalde bu saatten sonra söylememize mahsur olmayacaktır, pazarlık süreci devam ediyor. Şöyle bir problem var. Şimdi ne kadar böyle hani aynı ittifakın içindeyiz, bu 4 parti bizimle olacak deseniz de iki taraflı problemler var. Mesela DEVA üzerinden baktığınızda DEVA Partisi içinde bu kuvvetle tartışılıyor Kürşat Oğuz. Yani özellikle onlar kendi logolarıyla gireceğiz diye çok önceden açıkladıkları için tabii bir sıkıntı oldu. Evet. Yani bazı isimler niye CHP listelerinden giriyoruz, yutar bizi diye düşündüler. Bir kısmı haklı da belki bu endişelerin. En çok DEVA'da olduğunu biliyoruz bu sıkıntının. Evet. Yani hem şimdi iddialarıyla mütenasip olmayan diyelim eski deyimle, bugün de buna dair bir yazı yazdım. Yani iddialarınız öyle. Hatta bence Sayın Babacan'ın ve DEVA Partisi'nin son reklam filmine baktığımızda da sanki bu karar süreci farklı gibi görünüyor. Bilmiyorum, reklamı ben mi farklı gözlerle izliyorum? Yo, doğru söylüyorsun. İşte ilk defa seçime giriyoruz. Ben bu haber duyulduğu an o reklamı izledim. Ben de dedim ya burada bir tezat var, yani reklamla yaşanan örtüşmüyor diye. Muhtemelen daha önce verilmiş. Tabii öyle. Öyle. Değiştirmek lazım o reklamı. Ama şöyle, sevgili Gürkan, yani ne kadar önceden verildi desek de ki doğru, haklısın. Yani orada bir kararda olmadıkları, yani bu şu an ortaya çıkan karar üzerinde DEVA'nın mutabık olmadığını gösteriyor bize. Yani hala kendi listeleri üzerinden seçime gitmek gibi. Şimdi geldiğimiz noktada o listeden gidecekler. DEVA içindeki tartışma devam ediyor, bu bir. İki, özellikle DEVA listesinden Cumhuriyet Halk Partisi listesine girmesi muhtemel bazı isimler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyundan gelen eleştiriler var. Özellikle Hatay'da böyle bir tartışma devam ediyor. Şimdi isimlendirmek istemiyorum ama yani bu tartışmalar çok açık devam ettiği için söylemek durumundayım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yani biz bu isimlere oy vermek için mi siyaset yapıyoruz tepkisi de var. Şimdi genel merkez, kurmaylar ve tabii en tepede Sayın Kılıçdaroğlu. Orada bir yer değişikliği yapıldı sanırım Hatay meselesinde. Şehir değişikliği mi yapıldı Ali Aydar? Evet. Yoksa listede mi yer değişikliği? Yani Hatay'da ki isim değişik, yani İstanbul'a alındı diye biliyorum. Peki. Ama işte bakın, bu tarz deminden beri söylediğimi aslında bir anlamda doğrulayan da bir şey. Yani kamuoyunu yokluyorsunuz, geri çekiyorsunuz, sonra tekrar listede veya il düzeyinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Şimdi Gelecek Partisi içinse şöyle bir durum söz konusu. Şu ana kadar Altılı Masa'nın özellikle son 1-2 ayda yaşadığı krizlerin hemen tamamında Sayın Ahmet Davutoğlu'nun krizlerin çözümüne yönelik aktif bir rolü olduğunu görüyoruz. Yani 12. maddenin yazılmasıyla ilgili malumunuz işte Sayın Yavaş'la Sayın İmamoğlu'nun orada bulunması meselesinden, masada ortaya çıkan işte yerinden kalkmalar, kavgalar, gürültüler, tartışmalar. Fakat bunların tamamı Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendiren sonuçlar üretti ve adaylığının önünü açtı.
Dolayısıyla da aslında bu dört partiden herhangi birine DEVA'ya ya da geleceğe veya Saadet'e onların önünü açan, onları güçlendiren bir yol olmadı burada. Bir başka denge mekanizmasından bahsedelim. Daha doğrusu bütün bu tartışmaları Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini kolaylaştıracak bir dengeye kavuşturan, o da herkese bir cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmesi artı bir bakanın önerilmesi. Eğer onlar olmasaydı biz bugün bu liste tartışmalarını çok daha şiddetli bir depremle izleyecektik. Kanaatim de odur ki burada tartışmalar olacak. Minimum düzeyde istifalar da olabilir, bireysel anlamda söylüyorum. Yani kurumsal, bir siyasi partiden bir kurumsal tepki beklemiyorum ben. Çok büyük bir krize dönüşmeden de yollarına devam edeceklerdir. Ama şu öngörümü de söyleyeyim. Buralarda DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne, özellikle bu üçüne verilecek sayılar bu partilerin beklentilerinin çok gerisinde olacak. Bunu da kabullenmek zorundalar. Yani buradan öteye çıkabilecekleri bir yer var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Ama siyasi partilerin de genel başkanlarından, listelere yazılan isimlerden değil, aynı zamanda onlara oy veren kesimlerden ya da tabanlardan oluştuğunu da unutmayalım. Muharrem İnce'nin de sürekli vurgusunu burada hatırlatmak istiyorum. Yani bu dört partinin toplam oyu benim kadar etmiyor ama onlara itibar ettiğiniz, bana etmediğiniz vurgusu aslında önemli. Bence de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o dörtlüyle ilgili düzenlemesinde elini rahatlatacak bir kartdır ya da unsurdur. Peki.